Elektronik bilgi kanalından herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda görmüş olduğunuz avometrelerin bakımını yapacağız. Bu avometreler bayağı eski. Bunların devresel olarak çok fazla sorunu, hatta sorunu olmasa da dış görünüş olarak ve kullanımda sorunlar var. Mesela bu avometrede kademeyi hareket ettirmek çok zor. Yani zor dönüyor. Tabii ki üzeri de çok pis. Ekran kısmı da bayağı pis. Bunları temizleyeceğiz. Bunun aslında çok fazla işi yok. İçindeki devreyi de temizleyeceğiz. Ama bu avometrenin bayağı bir sorunu var. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Bunun kademesinde sorun yok ama kademesindeki semboller, hani ölçüm yaptığımız kademenin sembolleri hep silinmiş. Tabii üzeri de çizilmiş, bayağı aşınmış üzeri. Ekranında da bayağı lehim tortuları falan var. Bu lehimden kalan lehim pastasının tanecikleri de var. Bunları temizleyebildiğimiz kadar temizleyeceğiz. Zımpara atacağız. Zımpara yatma sebebimiz boyanın üzerine tutmasını her ihtimale karşı. Önceden ben bunun tarayıcıyla taradım. Hani şekli buradaki yazıların aynısını yapabildiğimiz kadar yapacağız. Sprey boyayla boyama işlemlerini tamamladık. Ortalama 1,5 saattir bekliyor. Yine de biz devresiyle uğraşırken kendisi biraz daha kuruyacak. Burada boyadığımız için, üzerinde de silindiği için yazıları vardı. Yazılarını tekrardan çıktı aldım. Bunları yapıştıracağız. Aslında ben bunları boyamayı düşünmüyordum. Tuşlarını ve kademesini boyamayacaktım. Ama taktıktan sonra çok soluk duruyordu rengi. Yani bunda da bir değişiklik vardı. Çok fazla boyamadım ama yine de bir astarlık boya yaptım. Düğmelerin kenarları da çok takılmasın diye ileri geri iterken kenara çok fazla dokunmadım. Sadece üst tarafını boyadım. Bu şekilde yaptık. Buradaki plastik kabını da bir güzel sildim, temizledim. Bayağı fark oldu. Şimdi artık devresine geçiyoruz. Devresinde de ekranını şimdilik alkolle sileceğim. Baskı devre bölümünü, yani devresini, şöyle Soldex marka devrelerde kullanılan bir sıvı var. Bununla temizleyeceğiz. Aradaki ek kabloyu sökeceğiz buradan. Niye böyle bir şey yapılmış bilmiyorum.
burada off kademesi var. Burada voltaj düz çizgi olan doğru akım. Burada alternatif akım. Ohm kademesi, diyot, buzzer, kapasite yani kondansatör. Burada gördüğünüz gibi frekans. Burada santigrat derece birim yani sıcaklık. Mikroamper, miliamper ve amper cinsinden ölçümler yapıyor. Yine de kapatabiliyoruz. Normalde farklı farklı sembolleri vardı ama yine bu şekilde de kolay olacaktır. Sonuçta eski halinden bayağı bir fark oldu şu an. Burada prop olarak 10 amperlik bir prop yeri var. En fazla 10 ampere kadar dayanıyor. Sigortası da ona göre ayarlı. Burada 400 miliamper çekebileceğimiz bir yuva daha var. Burada işte voltaj, ohm kademesi, ondan sonra frekans ve sıcaklık gibi ölçümleri de yine buradan yapıyoruz. Burada da yine burada da gösterdiği gibi 1000 volt DC bir akım çekebiliyoruz. Aynı zamanda 700 voltluk da AC bir akım çekebiliyoruz. Burası da COM soketi. Avometreleri tamamladık, temizledik. Tuşa basarak otomatikten manuele çevirebiliyorsunuz. Burada power tuşu var. Burada kademeleri var. Böyle daha iyi oldu bu kullanımda. Burada data H dediğimiz değeri donduruyor. Bizi o şekilde gösteriyor. Range dediği burada range diye okunuyor herhalde. Range'e bastığımız zaman eğer mesela ohm kademesinde ise otomatik değil de manuel olsun. Siz buradan mega ohm mu, kilo ohm mu veya ohm mu ayarını şurada değiştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda burada diyot ve buzzer kısmı var. Buradan da yine buradaki tuşlar tabii ki burada işimize yaramayacak. Yine DH yani dondurabileceğiz ekranı. Şuradaki tuşa bastığımız zaman da diyotla buzzer arasında geçiş yapabileceğiz. Aynı zamanda burada mikroamper ve miliamper cinsindeki ölçümleri yapıyor. Burada da en yüksek olan 10 amperlik ölçüm yapıyor. Bu da yine DC ve AC olarak değiştirilebildiğini görüyorsunuz. Kademe yine 4 tane. Diğeriyle aynı. 10 amperlik kademe. COM soketi. İşte buzzer'dı, diyottu. Ondan sonra amperdi. Düşük amperler. Bir de ohm kademesi. Bunlar burada. Bir de yüksek voltaj bölümü var. O da yine burada. Bu şekilde kullanım var. Bu kullanmadığınız zaman eğer ölçüm yapmıyorsanız kendinden kapanıyor. Önce bir bildirim veriyor. Ondan sonra kapatıyor. Bunda da yine şöyle baktığımızda bunun birkaç tane ek özelliği var. Birinci tuşumuzda değerleri dondurabiliyoruz. Gördüğümüz değeri. Tekrardan bastığımızda ölçümlere devam ediyor. Kademelere baktığımızda DC, AC volt. Ondan sonra ohm kademesinde yani aynı bundaki gibi sadece bir kademeyle ayar yapıyoruz. Yine buradan range'e bastığımız zaman gördüğünüz gibi otomatik ölçümden manuel değiştirebiliyoruz. D dediğimiz diyot, B dediğimiz buzzer, C kapasite, F frekans ve buradaki görmüş olduğunuzda derece ölçüyor. Yine mikroamper, miliamper ve 10 amperlik ölçümler yapabiliyor. Görüldüğü gibi bu şekilde avometreler. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.